Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemizi roba kısmını önce tamamladıktan sonra modelimizi uygulayacağız. Modelimizde bir tane pile çalışması yapacağız. E, sonrasında kollarımızı... Arkasındaki ilik ve düğme yerlerini de çalıştıktan sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Dilerseniz bir tane de burada gördüğümüz gibi fiyonk çalışabiliriz. Dilerseniz sadece pile olarak da bırakabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemi örmek için Nakon'un lüks Minnoş Babies'ini kullanıyorum. Ee, %35 poliamit, %65 primiyum akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 236, 100 gram ve 340 metreden oluşuyor ipimiz. İpimizi örmek için 3 numaralı tığımızı kullanmak istiyorum. İpimi içten çıkardım şu şekilde. Zincirlerimizi çekerek roba kısmı için bölümlerimizi ayırmaya başlayalım. Birazcık daha yarım numara daha küçük tığ kullanıyorum bir tane düğümümüzü attım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirimi çektim ve elbisemin arkası için ayracımı taktım 8 tane zincirim kolumuz için zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincir kolum için taktım ve ayıracımı hemen 12. zincirime takıyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi elbisemin önü için gerekli olan zincirlerimi çekiyorum. Bakın bu 12. zincirde takılı. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 zinciri de elbisemizin önü için çektim. Hemen takıyorum. 12 tane tekrar kolumuz için zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12. zincirimin içerisine de ayracımı taktıktan sonra tekrar 8 tane elbisemin önü için zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi zincirimizi şu şekilde uzatalım ve ölçüsüne bakalım. Birden koyuyorum. Elimle tutuyorum birden ve 23, 24 santim. 24 santim zincirimin uzunluğu ve trabzanlarımızı yerleştirmeye başlayalım. Elimi tutuyorum, son zincirimin olduğu yeri 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirden bir geri geliyorum. 3 ve bir tane daha geri geliyorum 4. 1, 2, 3 ve 4 bakınız. 1, 2, 3 ve 4 batıyorum. İki tane trabzanım oldu. Devam ediyorum. Elbisemizin arkası için 8 tane trabzanımız gerekecekti. Çekmiş olduğum zincirlerin üzerine birer birer trabzanlarımı örüyorum. Ve son trabzanımı örüyorum. Ve sayıyorum. 2 4 6 8 8 tane zincirimizle birlikte trabzanımız tamamlandıktan sonra 2 tane artış yeri için zincirimi çekiyorum 2 zincirimi çektikten sonra ayracımı çıkarıyorum ayracımı çıkardığım ilk zincirden itibaren trabzanımı örmeye başlıyorum İlk zincire giriyorum 12 tane diğer ayraca kadar trabzanlarımı birer birer örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Zincirimizi düzenli çektiğimiz zaman hiçbir problem çekmeyeceğiz trabzanlarımızın yerleştirilmesinde. 12 tane kolum için trabzanı ördükten sonra 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Kırmızı ayırıcımdan sarı ayırıcıma kadar elbisemin önü için 16 tane zincir çekmiştik. 16 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. İlk bakınız taktığım ayracın yanından giriyorum ve diğer sarı ayracıma kadar 16 tane trabzanımı örerek tamamlıyorum elbisemizin önünün trabzanını da tamamladım sayalım 2 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Sarı ayıracıma geldim. Sarı ayıracımdan diğer metal ayıracıma kadar olan kısımda ise 12 tane trabzanımızı örelim. Öncesinde 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve tığımın başını dolayarak sarı ayıracımı taktığım yerden itibaren birer birer zincirlerimin içerisine ikili trabzanımı örüyorum. her bir zincirimizin içerisine 12 tane trabzanımızı birer birer örerek tamamlayalım. Ayracıma kadar ilerliyorum. Ve son sondan bir öncesi sayalım. 2 4 6 8 10 12 ha, tam solmuş bakınız Ayracımın takılı olduğu yer ön tarafın zinciriymiş hemen zincirimi çekiyorum iki tane bakınız Ayracım hemen sıradaki zincir yuvasında. bir iki tane zincirimi çektim hemen ayracımın olduğu yere batıyorum ve 8 tane trabzanımı örüyorum çıkarıyorum Ayracımın olduğu yerden 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzan ördükten sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum İkinci sıraya başlamak için ilk hazırlığımı yapmış oluyorum. Şimdi gruplarımıza bakalım. Birinci sıramızdaki yerleşim düzenimizi şöyle bir görmek istiyorum. Evet 12 trabzan 12 trabzan kollarımız 8 trabzan ve 8 trabzan elbisemin arkası ve 10 Altı trabzan elbisemin önünü oluşturuyor. Trabzanlarımızı bu şekilde tamamladım. Şimdi artışlarımızı yaparak elbisemizin robasının ikinci sırasını örmeye başlıyoruz. 3 tane zincir çekerek başlamıştık. Hemen çeviriyorum arkasını. Birer birer alttaki sırada ördüğüm trabzanların hepsini örüyorum. Zincirimle birinci trabzanımı e, tamamladım. Geriye kalıyor yedi tane trabzan. Yedisinin üzerine birer birer ikili trabzanımı yaparak örüyorum her birine bakınız batıyorum iki tane zincir çekmiş olduğum yere kadar herhangi bir işlem yapmıyorum sadece trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum ve toplamda ikinci sırada zincirlerime gelene kadar 8 tane trabzanım da oluyor bakın sayalım 2, 4, 6 ve 8 birebir alttaki trabzan sayımızı yukarıya ördük. Şimdi yukarının genişlemesi için ve örgümüzün büyümesi için 2 tane zincir çekmiş olduğum yere 2 tane trabzanı artıyorum ve elbisemin arkası ikinci sırada iki trabzanla genişlemiş oluyor iki zincir çekip tekrar iki tane trabzan aynı yere batıyorum bu kez elbisemin kolu ikinci sıra için genişlemiş oluyor sol tarafa doğru şimdi burada her iki zincirin olduğu yerde iki trabzan iki zincir iki trabzana öreceğiz robamızın e, ördüğümüz sürece bakınız iki trabzan iki zincir iki trabzan aradaki trabzanları zaten Bire bir örerek geliyoruz. Zincire geldiğimiz zaman 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan. Diğerlerini de aynı şekilde tırabzanlarımı tamamlayıp 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımızı yerleştireceğiz. Şimdi ilk tırabzanımızdan başlayalım. 8 tırabzanım sonrasında 2 zincirimiz içerisine geliyorum. 2 tane tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2 1 2 zincirimi çekiyorum aynı yere iki tane daha trabzan örüyorum 1 ve 2 zincirden öncesi trabzanlar sağ taraf için zincirden sonrası 2 trabzan sol taraf için yani her iki bölüm için artışımızı zincirin sağında ve solunda gerçekleştiriyoruz ve devam ediyorum kolumdaki ara trabzanların tamamını birer birer örüyorum farklı bir işlem yapmıyorum sadece trabzan olarak örüyoruz İkili trabzan 1 2 iki. i̇ki defa da aldığımız için bakınız ikili trabzan demekteyiz 1 ve 2 Evet kolumdan birer birer trabzanlarımı örerek geldim tam iki zincirimin olduğu yerdeyim Tığımın başını doluyorum 2 tane trabzan zincirimin içerisine örüyorum 1 ve 2 2 tane trabzan zincirimin içerisine ördüm hemen 2 zincir çekiyorum ve bir tane daha 2 trabzanlı grubumu örüyorum 1 2 zincirimizin içerisine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan grubunu örüyoruz bakınız hem kolumuz için hem de elbisemin önü için olan iki tane trabzan artışımı yapmış oldum. Şimdi elbisemin önündeki trabzanlarımı birer birer örerek kolumuza doğru ilerliyorum. Bu arada herhangi bir işlemimizi yapmıyoruz. Sadece trabzanlarımızı örüyoruz. Bakın sadece trabzanlarımı örmekteyim. zincirimize kadar gelelim zincirime kadar örerek geldim tam zincirimdeyim şimdi buraya tıpkı diğer artış yerlerinde ördüğüm gibi iki trabzan iki zincir iki trabzanlı grubumu öreceğim hemen başlıyorum 1 ve 2 2 tane de zincirimi çekiyorum 1 2 Tekrar iki tane trabzanı aynı yere batarak giriyorum. Bir ve iki. Kolum için trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum. Diğer zincirimize kadar birer birer kolumuzun trabzanlarını da tamamlıyoruz. Bakın herhangi bir farklı bir durum yok. Tamamen işlemimiz birbirine tekrarlamakta. Evet zincire kadar geldim. İpimi bırakayım. Evet şimdi en son trabzanımı örüyorum kolum için. İki zincirin olduğu yere gelerek iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir iki tane zincir çekiyorum aynı yere bir ve iki tane daha trabzan örüyorum buradaki sekiz trabzanımı birer birer örerek tamamlıyorum artışımızı yaptık Şimdi sıra sonuna doğru ilerliyorum ve en son burada görmüş olduğum trabzanı da tepesine batarak orayı da unutmadan mutlaka örüyorum en son trabzanı ördüğüm yerden hemen 3 zincir çıkıyorum 1 2 ve 3 Evet iki sıramızı bu şekilde tamamladım elbisemizin iki sırasını tamamladım şimdi ölçmek istiyorum fikir olması açısından bakınız bir zincirden diğer zincire kadar elbisemin önünü ölçüyorum 11 santim bir zincirden bir zincire 11 santim elbisemin önü. Koluna bakıyorum. Bir zincirden şöyle bir zincirden diğer zincire kadar 9 santim. Bakın 9 santim. Arkaya bakalım. 5 santim de arkamız. Şimdi üçüncü sıramıza ölçülerimize baktıktan sonra e, devam edelim. Üçüncü sıramızda da işlemimizi e, ikinci sırada yaptığımızın aynısını tekrar edeceğiz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan bütün bu zincirlerin e, olduğu yerde örerek devam edeceğiz ve aradaki trabzanlarımızı Aynı şekilde örüyoruz. Zincirimizin içine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Trabzanlarımızı devam ediyoruz ve buradaki iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı e, örüyoruz ve birkaç sıra bu şekilde örerek tamamlayalım. Robamızı biraz büyütelim. İstediğim ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim. Hepsinde ikişer ikişer artışlarımı yaptım. Bütün artım yerlerinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıramı da ördüm. Şöyle artış yerlerine bakalım. Bakınız hepsinde ikişer ikişer artışlarımı yaptım. 2 artış, 2 artış, 2 artış tamamen ikişer artışlarımızı yaparak sıramızı tamamladık. Tam 7 sıramızı ördük. 2, 4, 6 ve 7. 7 sıramızın santim olarak ölçüsüne bakalım. 7 santimi az geçmekte bakın 7 santim 7 santimden buçuk olmak üzere şu kadar şimdi 8. sıramı başladım 8. sıramı aynı şekilde trabzanlarım örerek geldim artış yerine kadar getirdim artış yerinde ise iki tane trabzanımı ördüm İki trabzanımı ördükten sonra diğer kolumla birleştirmek istiyorum şu şekilde kapadığım zaman şöyle kolumuzu birleştireceğiz bakınız kol ölçümüz şu kadar yeterli bir ölçü eğer birazcık büyük olmasını isterseniz birkaç tane zincir çekmenizde fayda var ama ben zincir çekmeden birleştirmemi yapmak istiyorum 8. sırama başlayarak geldim şurada bir tane atlamışım zannedersem hemen orayı da toparlayalım bakınız örüyorum ve ilerliyorum 8. trabzan sıramızdan en son trabzanımı örüyorum ve araya giriyorum 1 ve 2 2 tane trabzanım artıyorum zincirimi çekmeden büküyorum tekrar tığımın başını doluyorum diğer kolumuzu bir kolumuzun ucundan diğer kolumuzun ucundaki iki zincire gelerek 2 tane trabzanımı örüyorum hiç arada zincir çekmiyorum. Direkt trabzanlarımla geçiyorum. Bir tanesini ördüm. İkincisini de örüyorum. Ve elbisemin önünden örmeye devam ediyorum. Bu bizim 8. sıramız. 8. trabzan sırasında kollarımızı birleştiriyoruz. Ve örmeye bakınız devam ediyorum elbisemin önünden şimdi diğer kol altına kadar trabzanlarımı birer birer örerek gelmek istiyorum elbisemizin kolunu birleştirdikten sonra örerek trabzanlarımı devam ettim ve diğer kolumuzun altına kadar geldim hemen en son trabzanımı örüyorum ve kolumun altındaki artış yerinin içerisine bir ve ikinci trabzanımı örüyorum tekrar diğer kolumu örmeden geçiyorum şu şekilde büküyorum Artaş yerine yani zincirimin içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum ve elbisemin arkasından örmeye devam ediyorum. Birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Bitişe kadar geliyorum. Şöyle bakınız elbisemizin önü bu kısmı da arkası düğmemizi dikeceğimiz yer. Şöyle önüne bakalım. Elbisemizi kollarımızın altından birleştirdik. 1-1,5 yaşındaki çocuklarımız için bu ölçümüz. Eğer daha büyük yaştaki çocuklarımızı örecek ise sayı başlangıç noktasında daha büyük olarak başlıyoruz. Mesela 8 olan yerimizi 14, 12 olan yerimizi 18, bu kısmımızı 28 diğer tarafı aynı diğer kolumuzun ölçüsüyle olacak şekilde devam ediyoruz. bunu yani sayı sadece örnek olması açısından veriyorum ve büyük başladığımız zaman buradaki gibi 7 sıra değil. Eğer daha büyük öreceksek bir ya da iki sıra daha kolumuzu birleştirmeden ilave edelim. Çünkü yaşla birlikte kolumuzun ebatı da büyüyeceği için buranın daha büyük bir ölçüde Olması gerekmekte tabi e, trabzanımızda enlilik devam etmekte ama ne de olsa gövde de uzun olduğu için gövdemizin uzunluğu da bir ya da iki sıra uzun olması gerekmekte. Şimdi trabzanlarımı arkadan tamamlayalım. Evet elbisemin arkasının her iki bölümünü de örerek geldim. Birinci başlamıştım. Buradan örerek ilerlemiştim. Ve elbisemin ön kısmını örerek her iki kolumuzu birleştirdikten sonra diğer arkamızı da tamamladım. Şöyle baktığımız zaman elbisemizin ters yönü olarak bu yönü kullanacağız. Ve arkamızın bir tanesi ve diğer arkamız olarak kalacak. Şimdi e, her iki bölümümüzü de birleştirdikten sonraki genişliğimizi bir ölçmek istiyorum. Şöyle genişliğimizi 23 santim. Şimdi arkamızı da birleştirelim. Tığımı takıyorum ilmeğime. Arkamı kapatıyorum. İlk trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip ve örgümün dışından örmeye devam ediyorum. İçinden örmüyoruz bakınız. Örgümüzün dışından sol tarafa doğru ilerliyoruz. Artık gövdeyi tüm olarak dönmeye başlıyoruz. Birinci trabzanım zincir olarak çekip ördüm. Ve ikinci trabzanımı hemen başlıyorum. Batıyorum. Devam ediyorum. Birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum elbisemin gövde kısmını hemen bu karın bölgesini kavrayacak olan kısmımızı örüyoruz roba kısmı üst kısım göz kafesinin olduğu bölümde şimdi bu karın bölgesinin olduğu tarafa doğru ilmekte tamamen düz yuvarlak şekilde dıştan örüyorum şimdi ilerlemekteyim Kol altıma kadar geldim. Bakınız kol altımda artmış olduğum birinci trabzanımın üzerine ördüm. Arttığım ikinci trabzanımız. Onun üzerine de batıyorum. Arka taraftaki artış yerlerimizdeki her iki trabzanımın üzerinden birer birer ördüm. Tığımın tekrar başını doluyorum. Diğer arttığım iki trabzanımın üzerine hemen geçiyorum. Yani kesinlikle herhangi bir artış yapmadan birebir trabzanlarımın üzerine trabzan olarak örerek ilerliyorum. Bakın herhangi bir şey farklı işlem yapmadım. Sadece iki trabzan arka bölümden artmıştım iki trabzan elbisemin ön bölümden artmıştım kol altlarında o kısmı ördüm diğer kolumuzda aynı şekilde örelim arkaya doğru görüşelim elbisemizin önünü ördüm diğer kol altını da aynı şekilde artışlarımı birer birer trabzan olarak ördüm herhangi bir fazla artma ya da eksilme yapmadan arkamı örerek geldim şimdi zincir çekmiş olduğum ilk başlangıç noktama geliyorum zincirimin üzerine batıyorum şu şekilde çekiyorum Tekrar 3 tane zincirimi örüyorum. 2 ve 3. İkinci trabzanımı batıyorum. Sırası ile bütün trabzanlarımı örerek bir tane daha daire çiziyoruz. Yani bütün yuvarlak olarak kol altımızı da şöyle dolanalım. İkinci bir sıra örmüş olalım. Kolumuzu birleştirdikten sonra bakınız bir sıramızı ördük. Bir sıra daha dolanalım. Toplamda iki sıra gövdemiz eteğimize geçmeden örülmüş olsun. Evet elbisemiz için iki sıra kolumuzu birleştirdikten sonra trabzanlarımızı örerek tamamladık. Bakınız şimdi bir tane ortaya ayıracımı koydum. Sarı ayıracımı. Sarı ayıracımı şu şekilde yerleştirdim. Arkadan üç tane zincir çekmiş olduğum trabzanımı sol tarafa doğru ilerliyorum ve saymaya başlıyorum. Tam ortalayarak her iki yönden de bütün trabzanımızın tam ortasını şu şekilde ayraçla takıyorum. Ve diğer e, bu ayracın sağında ve solunda aynı sayıda ilmeğimizin kalması gerekmekte. Bir tane ilmeğin e, az olması yani çift sayı çıkarsa her iki yönden de 44, her iki yönden de farklı sayı çıkarsa herhangi bir e, birine takabilirsiniz. Tekli çıkarsa o zaman hiçbir problemimiz yok. Hemen ortadakine takmanızda en güzel sonucu verecektir. Evet şimdi e, tam ortayı belirledikten sonra arkadan modelimi koymaya başlıyorum. 3 tane zincirimi çekmiştim. 3 zincirimin hemen yanına bir aynı yere yani aynı yere 2 3 zincirimle birlikte toplamda 4 tane trabzanım oluyor. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzanım atlıyorum diğer trabzana gelerek aynı yere dört tane trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 4 trabzanım tamamlandıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinci trabzanımın üzerine batıyorum Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Yine bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzan'a başını dolayarak batıyorum ve dört tane trabzanımı aynı yere örüyorum. İki, üç, dört. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanı atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın sıradakini atladım. Bir sonrakine 4 tane trabzanımı aynı trabzan üzerine örüyorum. 2 3 ve 4 Yine bir tane zincirimizi çekiyoruz. Bir atlayıp ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum bir tane atlayıp sıradaki trabzanın üzerine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum 3 ve 4 bir tane zincir çekiyorum hemen dördüncü trabzanımın üzerine bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine batırıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanımın üzerine dört tane trabzanımı örüyorum 2 3 ve 4 şimdi yapmış olduğumuz işlemimizi hatırlayalım hemen zincirimizi çekmiştik 3 tane yanına 3 trabzan yaptık toplamda 4 tane trabzan aynı yere ördük bir zincir çektim bir trabzan atladım ikinci trabzana battım bir zincir çektim bir trabzan atlayıp ikinci trabzana dört tane trabzanım ördüm bir zincir çektim, bir trabzan atladım, ikinci trabzana gelerek battım. Bir zincir çektim, bir trabzan atlayıp tekrar dört tane trabzanımı sıradaki trabzanımın üzerine ördüm. Ve bu şekilde işaretimi bıraktığım yere kadar aynı şekilde örerek gelelim. İşaretimi bıraktığım yere yaklaştım bakınız. Bir tane trabzanım kaldı. Hemen bakınız bir tane trabzanım kaldığı için atlamıyorum. Hemen buraya 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 Normalde bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanın üzerine batarak örecektik. Fakat hemen bir tane trabzanım kaldığı için hemen dibine örüyorum. Ve zincirimi bakınız şu şekilde trabzanımın üzerine bir tane zincirimi çekip gelip batıyorum bir tane zincirimiz çektim ve ayırdığım ayracımın olduğu trabzanın üzerine gelerek battım ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum zincirimi hemen bakınız trabzanımın yanına batıyorum bakın bir sağ tarafı hemen sol tarafına batıyorum ve bir zincir çekerek hemen trabzanımın dibine hemen ilk bakın atlamadan direkt dibine 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum bir trabzan batıyorum sadece atlama kısmı 20 zincirimizin sağındaki ve solundaki 4 trabzanımızın bir öncesinde bir tane trabzan atlamadan hemen trabzana batıyorum biterken de yani bu tarafa sol tarafa başlarken de aynı işlemi yapıyorum tam ortaya ayracımı koyduğum yere 22 zincirimi çektim hemen yanındaki trabzana atlamadan bir zincirimi çektim ve 4 tane trabzanı ördüm ve şimdi bir tane atlayıp bir zincir çekip batıyoruz batığımız yerden tekrar bir zincir çekip başını doluyorum bir atlıyorum diğer tarafa doğru 4 tane trabzanımı örüyorum 3 ve 4 bir tane zincirimi çekiyorum bir atlıyorum ikinci trabzana batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine dört trabzanımı örüyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bu yirmi zincirimizin sağ tarafında ve sol tarafında bu gruplarımızın sayısının eşit olması. Buradan başlayarak yirmi zincirimin hemen dibine kadar sayalım. 2 dört, altı, sekiz, on, on Şimdi zincirimden sonra Bitiş noktasına kadar 12 tane dörtlü trabzanın olduğu grubun olması gerekmekte. Örerek devam edelim. Evet elbisemizin ayraç taktığımız yerden itibaren hem sağından hem solundan 12 tane modelimizi ayarladık. Şimdi bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 bakınız. Şimdi bu taraftan itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Tam 12 tane sağ tarafta 12 tane sol tarafta modelimizi ayarladıktan sonra şimdi ikinci sırası için modelimizin örmeye başlıyoruz. Tığımı takıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. 3 tane zincirimi çekmiş olduğum yerin en üst yerine gelerek batıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını bir defa doluyorum ve sıradaki trabzanımın ardından, bakınız ardından girerek örmeye başlıyorum. Diğer tarafından çıkarıyorum ve bir defa başını dolamış olduğum tığımı 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. 4 tane zincir çektim. Bir defa başını doladım. 3 defa da ördüm. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 3. trabzanımı aynı şekilde ardından giriyorum ve 3 defa da trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Tekrar tığımın başını doluyorum. Son trabzanımın ardından giriyorum. 3 defa da diyorum. 1 2 3 4 tane trabzanımızı 4 zincir çekerek başladım. Ardından girerek bir defa başını doladım. Trabzanı üç defada ördüm. 2 zincirimi çektim. Tekrar sonraki 2 tane trabzanımı da bir defa başını doladım. Üç her defada yani üç defada çekerek her ikisini de ördüm. Şimdi direkt diğer dörtlü grubuma geçiyorum. Arada herhangi bir işlem yapmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Dörtlü grubumun ilk trabzanın ardından giriyorum. 1. 2 3 defa çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum giriyorum. 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum diğer ikiyi aynı şekilde 1 2 3 3 defa da örüyorum 1 2 3 şimdi sıradaki trabzan 4'lü trabzan grubuna geçiyorum tığımın başını doluyorum Ardından giriyorum ilk trabzanımın diğer yönden çıkıyorum. 1, 2 ve 3. İkinci trabzanımın ardından giriyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Trabzanımın ardından giriyorum. 1, 2, 3. Ve dördüncü trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer grubuma geçiyorum ve bu şekilde zincirime kadar aynı işlemimizi tekrar ederek ilerliyoruz. Ortadaki çektiğimiz 22 zincire gelene kadar iki trabzan 3 defa da alınmış. Ortaya 2 zincir sonrasında yine son iki trabzanı da örerek zincirimizin olduğu yere kadar ilerleyelim. Ortadaki tam ayracımızın olduğu zincirimizin yanına kadar örerek geldim. Hemen sağ tarafındaki modelimi örüp tamamladım. Şimdi zincirime geldim. Zincirimi örmek için tığımın başını doluyorum. Ve buradaki 22 tane zinciri 22 tane trabzan olarak örüyorum. Tek sefer başını doluyorum. Aynen bu sıramıza takip ede geldiğimiz gibi 3 defa da alıyorum. Birinci trabzanımın Örüyorum. Zincirimin içerisinden girdim ve 3 defa da ördüm. İkinci yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. Üçüncü yuvaya giriyorum. Her bir zincirimizin içerisine birer birer girelim ve 3 defa da örelim. 1, 2, 3, devam ediyorum 1 2 3 zincirimizi tamamlayalım zincirimizin üzerine tamamen trabzanlarımı ördüm 22 tane zincirim vardı hemen sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 22 22 trabzanımı tek seferde başını doladım ve 3 defa da al alarak ördüm aynen bu sırayı ördüğümüz gibi şimdi Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen 4 tane trabzanımın olduğu yerin ilk trabzanın ardından giriyorum. 4 defa da örüyorum. 1, 2, 3, 3 defa da örüyorum. Tekrar tığımın başını girdiriyorum. 1, 2, 3. 2 zincirimi çekiyorum. Ardından tekrar giriyorum. 1, 2, 3. Dördüncü trabzanımın da aynı şekilde ardından girerek üç defa örüyorum. Dört tane trabzanımızı iki tane trabzan bir örüyorum. Ortaya iki zincirimi çekiyorum. İki trabzanımı da daha sonra örüyorum. Toplamda dört trabzanımı iki zincirle örmüş oluyorum. İkiye bölerek. Ve devam ediyorum. Tığımın başında doluyorum Arada herhangi bir işlem yapmıyorum. Hemen trabzanımın ardından girerek üç defa da alıyorum. Bir ikinci trabzanımı örüyorum iki tane zincirimi çekip tekrar sıradaki trabzanıma devam ediyorum ve son trabzanımı da üç defa da örüyorum tekrar tığımı başında oluyorum sırayı takip ederek başlangıç yerime kadar bu şekilde ilerliyorum iki trabzan iki zincir iki trabzan tabii ki trabzanlarımız 3 defa da alınarak örülüyor. Son kez birlikte yapalım. 1 2 1 2 3 tekrar 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 3 ve tekrar 1 2, 3. Evet bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim. Modelimizde birinci grubumuzu tamamladık. Bakınız iki gruptan oluşmaktaydı modelimiz. Birinci grubumuzda 4 tane trabzanımızı ördük ve bir zincir bir battık bir zincir bir battık şeklinde ördük ikinci sıramızda ise iki trabzan iki trabzan olarak ayırdık ve aralarına iki tane zincirimizi çektik ve ikinci sıramızda başını bir defa doladık üç defa da aldık bundan sonraki bütün sıralarımızda başını bir defa dolayacağız ve 3 üç defa da çekeceğiz şimdi işlemimizi yenilemeye başlıyoruz tığımın başını girdiriyorum bakınız 3 tane 4 tane zincir çekmiş olduğum yerin üzerine geliyorum ve şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum sadece ilmeğimi akıtıyorum bu tarafa doğru bakınız gizli geçiş yaparak ilmeğimi örmeden sadece geçiriyorum ve 2 tane burada çekmiş olduğum zincirimin içerisine geliyorum 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum başlangıçtaki zincirlerimiz 4 tane olması gerekmekte. Çünkü bir defa başını dolayıp 3 defa da alacağımız için 4 defa hoş duracak da 1 2 3 bir defa başını doluyorum 3 defa da alıyorum 2 ve 3 bir defa doluyorum 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum 1 2 hemen bu grupların arasındaki noktaya batıyorum tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Batığım yerden 2 zincirle çıkışımı yapıyorum. Aradaki 2 zincirin içerisine tığımın başını dolayarak 4 tane trabzanımı 3 defa da çekerek örüyorum. 1, 2 3 1, 2 3 4 trabzan olduktan sonra 2 zincirimizi çekelim tam gruplar arasındaki araya gelerek batalım. Tekrar iki zincirle battığımız yerden çıkalım ve ortaya yine 4 tane trabzanımızı örelim. Ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek devam edelim. 3 ve 4 2 tane zincir hemen araya batıyorum. Battığım yerden 2 zincirle çıkıyorum. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Gizli geçişimizde iki tane zincirimizin olduğu yere geldim. Dört tane zincir çektim. Üç trabzanımı da ekledikten sonra toplamda dört trabzana ulaştım. Dört trabzanımdan sonra bakınız bu iki zincirin olduğu yere yapmıştık. İki tane zincirimi çekiyorum. Her iki grupların bakınız bu grup bir grup bu grup bir grup. Her iki grubun arasındaki birleşme noktasında iki zincirimi batırıyorum. Batırdığım yerden tekrar iki zincir çekerek çıkıyorum. Diğer grubun ortasında çekmiş olduğum iki zincirin içerisine dört trabzanımı örüyorum. İki zinciri çekiyorum. Her iki grup arasındaki olan bölüme batıyorum. İki zincirle çıkıp grubun ortasındaki iki zincirin içerisine gelerek trabzanlarımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet trabzanlarımızı ve iki zincirlerimizi örerek zincirimizin olduğu noktaya kadar geldim bakınız. Zincirimizin olduğu noktada iki tane zincirimizi çekelim. Şuradaki zincirin üstünü ördüğümüz trabzanlarımızın üzerine teker teker örmeye başlayalım. 22 tane trabzanımızın 22'sini örelim. Buradaki modelimize ait trabzanların üzerine batmayalım. İki zincirimi çekiyorum. Hiçbir yere batmadan bakınız. Aşağı bir batma yapmadan tığımın başını doluyorum. Aradaki trabzanlarımın üzerinden geçiyorum. Buradaki grubuma batmıyorum. Bakınız sadece zincir üzerine yaptığımız trabzanlarımızı sıra sayı ile aynı şekilde örüyorum. 3 defada alıyorum yani uca kadar ilerliyorum burada dikkat etmemiz gereken püf noktalarından bir tanesi bu iki zincir çekmiş olduğumuz aşağıya herhangi bir yere batmadan direkt buradaki modelimize yani trabzanlarımızın üzerine geçişimizi yapıyoruz trabzanlarımızı tamamen bitirdikten sonra yine iki zincirimizde Buradaki 4 tane trabzanımızı doldurmaya başlayacağız. Şimdi aradaki trabzanları birer birer tüketelim. Bütün trabzanlarımı tamamladım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak direkt ortaya 4 tane trabzanımı örüyorum. 2-3 defada aldığımız trabzanlarımız. 1-2-3 ve 4. trabzanımı örüyorum. 2 zincirimizi çekip tam grup arasına batıyorum 2 zincir çekip grup arasından çıkıyorum tekrar 4 trabzan olarak başlangıç yerimize doğru ilerliyoruz 2 3 ve 4 2 zincir araya batalım bakın şöyle araya grup arasına gruplarımız böyle birinci grup ikinci grup tam arası 2 zincir ve trabzanlarımı örüyorum. Evet ikinci grubumuzun da sonuna doğru geldim bakınız. Şimdi zincirimizi çekmiştik şöyle bakalım. Zincirimizi çektikten sonra grubumuzun arasına batıyorum iki tane zincirimi tekrar iki zincirle 4 tane zincir çekmiş olduğum yeri şöyle arkadan. Şöyle bakınız arkadan ittiriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir defa başını doluyorum. Ardından giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki trabzanın ardından giriyorum. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 4 tane trabzanımızı 2 ve 2 olarak bölüyoruz. İki tane trabzanımızı ardından girerek örüyoruz. Şu görmüş olduğunuz çıkıntı kısmı elbisemizin ön kısmında durması gerekmekte. Dördü tam ikiye bölerek iki tane trabzanımızı bir örüyorum. Ortaya iki zincir tekrar iki tane kalan trabzanımı da ardından girerek örüyorum. Arada bu sıramızda zincir çekmiyoruz. Bir tane başını doluyoruz. Arkadan şu şekilde giriyorum. Bir, iki, üç. Birincisini ördüm. İkincisini örmekteyim. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tam ikiye böldüm. 4 ve 4'ü 2 2 olarak böldük. Tığımızın başını dolayalım. 1 2 3 tekrar ardından giriyorum. 1 2 3. Evet. Şimdi 1 2 sıra ördük. 1 2 sıra ördük. Yani iki tane bakınız şu şekilde Dışa kabartılı olarak iki tane sıramızı ördük. iki tane daha sıramızı örelim. Aynı bu şekilde 4 trabzan sonra 2-2 iki, iki bölüp ortaya 2 zincirimizi çekelim. Toplamda 4 sıra olsun. Bakın 1-2-3 ve 4'ü örelim ve görüşelim. Buradaki 22 tane trabzanı yine tek başına dolayalım. 3 defa da çekelim. Aynen devam edelim örmemize. 1-2-3-4 4 sıra örelim bu dilimlerimizi ördük. Bakınız her dilimimiz iki sıradan oluşmaktaydı. Dört sıramızı tamamladıktan sonra şimdi artışıma geçmek istiyorum. Dört tane trabzan örüyorduk. İki iki bölerek ikiye ayırıyorduk. Bakınız arasında da iki tane zincir. Şimdi ise altı tane trabzan ördüm. Yine aynı işlemleri yaptım. Sadece dört olan trabzan sayımızı altıya çıkardık ve iki zincirimi çektim. Araya batıyorum. İşlemlerimiz tamamen aynı şekilde devam edecek. Şimdi iki tane zinciri tekrar çekiyorum. Ortaya altı tane trabzanım örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane trabzanımı ördükten sonra, tıpkı bu dört trabzanı ördüğümüz gibi bitişte. 2 ve tekrar yeni gruba geçerken tekrar 2 zincir çekiyorum ve 6 tane trabzanımı örüyorum. 6 trabzanımı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane de zincirimi çekiyorum. 1 2 araya batıyorum tekrar iki zincirle çıkışımı yapıyorum dönüşte ise aşağıdaki 4 olan trabzan 2 2 ayırmıştık yukarıdaki 6 trabzanı 3 3 olarak ayırıp yine aynı şekilde arkalarından girerek istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edeceğiz Elbisem istediğim uzunluğa gelene kadar örerek devam ettim. Bakınız 6 e, trabzan olarak şurada geçişimizi yapmıştım. 1 hemen bölerek ördüm. 3, 3, 2, 3, 4. 4 sıra daha 6 ördüm. Ve e, şimdi kenarını sık iğne ile tığlamaya başladım artık daha fazla uzatmak istemiyorum fakat siz daha e, büyük yaş grubundaki çocuklarımız için örecekseniz e, 6'ya 8 yapalım eteğimizin çanı daha güzel açılsın ve her ikisine 4 4 olarak ayıralım ve istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim daha uzun öreceksek ya da daha çok çan olmasını istiyorsak 8'den sonra 10 12 şeklinde, dilediğiniz uzunluğa kadar artışlarımızı yaparak eteğimizin çan şeklinde açılmasını sağlayabiliriz. Bakınız, şu şekilde ben A pile yapmıştım. Şimdi kenarına sık iğnelerini yaparak geldim. Şöyle üzerine beraberce diğer A pilemiz için ördüğümüz trabzanımızın da üzerine sizlerle birlikte yapalım. Bu son sıram benim en son sık iğne ile yapmış olduğum yer. Bakınız birer birer trabzanlarımın üzerine sık iğnemi batıyorum. Sadece giriyorum çekip sık iğne olarak kapatıyorum. Her bir trabzanımın üzerine bir tane bu işlemi yapıyorum. 6 tane trabzanım var. Bakınız 2, 4, 6. 6'ya da 2, 2 ayırmıştık bir öncesi sıranız sıralarımızda görülmekte. Evet şimdi iki tane zincirimi çektiğim yere geliyorum. İki zincirime üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki ve üç. Ortadaki batmış olduğum yere batmadan direkt diğer iki tane zincir çekmiş olduğum yere geçişimi yapıyorum. Üç sık iğne de buraya yapıyorum. İki ve üç. 3 sık iğne sağına 3 sık iğne soluna yaptım şimdi 6 tane trabzanımın her birinin üzerine birer tane sık iğnemi yapıyorum direkt birinci trabzanımın üzerine giriyorum ikinci trabzanım ve hepsinin üzerine birer birer sık iğnelerimizi yaparak ilerliyoruz ve hemen bakınız iki tane zincirle trabzanıma geçmiş olduğum bölüme 3 tane sık iğne örüyorum 2 ve 3 Pilimizin düz trabzanlarının üzerine hepsine birer tane sık iğne örüyorum. İlk başlıyorum. Bakınız ilk başlarken buradan başlamayı unutmayalım. Bu trabzanımızın başlangıç yeri buradaki minik gözümüz. Hemen birer birer pilimizin düz trabzanlarının da üzerine birer sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz ve bu şekilde bitiş noktasına doğru ilerliyoruz. Bakınız birer birer sık iğne ile örmeye başladım ve bu şekilde devam ediyorum. Elbisemizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördüm. Ortada düz trabzanlardan oluşan bölümümüz A oluşturmaktaydı. A ilk önce zincirimizi çekmiştik. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı başlangıçtan sonuna kadar aynı sayı olarak artma ve eksiltme yapmadan tamamladım. Şimdi arkasında açık olarak duran, bakınız arkası halen açık, dikmeden ördük. Şimdi bu açıklığı kapamak istiyoruz. Şu şekilde Pilemizi, modelimizi aksatmayacak bir şekilde, düzenini bozmayacak şekilde pilimizi bükerek dikmeye başlayalım. İsterseniz herhangi bir şekilde işaretlerinizi de koyabilirsiniz. Aynı renkten ipimizle modelimizi bakın modelimizi şuradan itibaren dikiyoruz. Bu zincirimizi çektiğimiz yerden itibaren dikmeye başlıyoruz. Şöyle takıyorum. Dışarıya geçiş yapmadan düz günce dikiyorum. Dilerseniz ilk önce teyleyip de bakıp yapabilirsiniz. Nasıl kolay yapıyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Bu dilimizi bozmadan Diğer tarafa geçiyorum. diğer tarafta hemen şuradaki görmüş olduğumuz kısmı güzelce belirgin olmadan kapatıyorum bakınız modelimizin akışına uygun olarak kapatıyoruz ve pilemiz ve elbisemiz bu şekilde tamamlanmış şöyle şöyle düzelttiğimiz zaman bakınız şuradan itibaren evet A pilimiz çok güzel bir görüntü veriyor elbisemize. Evet, iğnemi, iğnemdeki ipliğimi koparıp kolumuzu örmeye başlayabiliriz. Elbisemin pilesini de tamamladıktan sonra kolumun bir tanesini örmüştüm. Diğer kolumuzu sizlerle birlikte örmek için bırakmıştım. Şimdi kolumuza bakalım. 4 trabzan olarak başlattım. 2-2 ayırdım. Bakınız 4 trabzan. 2 zincir çektim battım bir atlayarak aynen modelimizi ilk kuruluştaki gibi yaptım Dört tane trabzan 2 zincir ve bir atlayıp diğerine battım şeklinde örmüştüm İkinci sırasında ise ikişer ikişer ayırdım. Ortasına iki tane zincirimi çektim. Üçüncü sırada ise tam ortaya beş tane trabzanım ördüm. Zincirlerimle araya battım ve bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer kolumuza aynı şekilde modelimizi kurmaya başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum. ipimi ve kol altından başlıyorum. zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 3 tane zincirimi çektim aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum 3 seferde alıyorum 1 2 3 aynı yere 1 ipimizi yarım almayalım alttaki ipimizmiş gerçi 2 tane zincir çekiyorum çekmiş olduğum zincirimi atlayarak bakınız şuradaki artış yerine gelip batıyorum. Bakınız tam kol altından başlamıştım. Artış yerine gelip batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Artış yerimize battıktan sonra bir tane trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanıma başını dolayarak batıyorum ve dört tane trabzanımı aynı yere örüyorum. 2 3 ve 4 Tıpkı modelimize kurduğumuz gibi 1, 2, 3, 4, iki tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum zincirimi bir atlıyorum, ikinciye gelerek batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum, tığımın başında oluyorum, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum şeklinde örerek modelimizi başladığımız yere kadar kolumuzu yuvarlak bir şekilde örerek gelelim. Bir uçtan diğer uca kadar trabzanlarımı örerek geldim dörder dörder. Araya zincir çekmeden direkt ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Bakınız ilk trabzanımın geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın yine arkasından ikinci trabzanın girdirerek trabzanımı 3 defa da örüyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum sıradaki trabzanımı yine ardından girerek örmeye başlıyorum ya yani gövdedeki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar etmekteyiz tığımın başını doluyorum bakınız bu şekilde iki tane trabzan iki zincir iki trabzan ördüm ve sıradaki trabzanımı da aynı şekilde ardından giriyorum 3 da alıp ikişer ikişer bölüyorum İki tane zincir. Yine iki tane trabzanımı da ilave ediyorum. Evet başlangıç noktamıza kadar aynı şekilde örerek gelelim. Kolumun ikinci sırasında tamamladığım sırası ile ikişer ikişer ayırdık. Aynen gövdemizde ördüğümüz şekliyle örerek geldim. Şimdi birleştirme noktasındayım. Birleştirme noktasında da yine aynı şekilde geçişimizi yapıyoruz. Direkt 3 tane 4 tane zincir çekmiş olduğum yerin üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi 2 tane zincirin içerisine gizli geçişimle aktarıyorum. Tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum. Örmeden ilmeğimin içinden geçiriyorum. Ve 2 tane zincirin içerisine yine tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum. Bakınız örmeden geçiriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Buradaki sırayı artık bölmeyeceğim ve böyle bitireceğim için 5 tane trabzan olarak örüyorum. Tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi. Ve başlıyorum. ikinci trabzanımı örmeye. 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tam araya batıyorum. Tekrar 1-2 zincir. Tığımın başını doluyorum. Araya girerek 5 tane trabzanımı örüyorum. 1-2-3-4-5 1-2 tane zincir. Araya giriyorum. Tekrar 2 zincir. tam ikişer ikişer böldüğüm noktanın ortasına giriyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum ve başlangıç noktama batarak bitiriyorum. Elbisemizin her iki kollarını da ördükten sonra sırt kısmına bakıyoruz. Şimdi sırt kısmının kenarlarına sık iğne ile dolaşıp düğmemiz ve iliğimiz için gerekli olan yerimizi örmeye başlıyoruz. İpimi taktım tığıma ve örmeye başlıyorum. Alttan tam şu bitiş noktasından girmek istiyorum ve sık iğne yaparak ilerliyorum bir iki her bir da iki sık iğne yapıyorum bir iki bir iki iki bir iki bakın siz ikişer ikişer yukarıya doğru çıkıyorum sadece sık iğne Başlangıç trabzanlarımdayım. Bir tane zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve alt sırada batmış olduğum sık iğnelerin üzerine batarak başlıyorum. Bakın bir tane zincirim çektim. Batıyorum. Ve takip ediyorum sıramı. sık iğnelerimin üzerine birer birer batıyorum şöyle bakınız ön yüze de bu şekilde duracak devam ediyorum başlangıç noktasına kadar gelelim her bir sık iğnemin üzerine bir tane örüyorum başladığım noktaya geldim bir tane zincir çekip dönüyorum. Üçüncü sırasını arkamızın devam ettireceğim. Burası elbisemizin sırt kısmında şöyle bakacak olursak sol tarafı burası sağ tarafı sol tarafına düğme dikeceğimiz bölüm olacak burası. O yüzden ilik açmadan sadece trabzan olarak bire bir olarak devam edeceğiz sık iğnelerimizi. Bakın düz sırasında bitirmekteyim. Birer birer örüyorum. Tek almayalım. Bir tane ya da iki tane dilediğiniz düğme kadar düğme takabilirsiniz. Ben bir tane düğmeyle yetinmek istiyorum. En son başlangıç yerinde bir zincirle kopartmak istiyorum. Evet, bakınız arkamız düğme yerimiz bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi ilik yerimize başlayalım şimdi ilik olan tarafı örmeye başlıyoruz yukarıdan başlıyoruz ben bir tane şeffaf düğme diktim karşıya Tabii bu kadar acelesi yok İstediğiniz zaman dikebilirsiniz sık iğne ile yine başlıyorum her trabzana ikişer tane sık iğnemi yaparak aşağıya kadar iniyorum tıpkı karşıda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz sadece ikinci sırada İlk için zincir çekmesini yapacağız. Diğer trabzan çalışmalarımız aynen devam edecek. Aşağıya kadar ilerliyorum. İkişer ikişer bir, iki bir ve iki Sırt noktamızı tamamen iki da dolaşıyoruz. En son noktadayım. Bir tane zincirimi çekip geri dönüşümü yapıyorum. Ve sıradan sık iğnelerimi örerek ilerliyorum. Birer birer üzerine batıyorum. Çepeçevire bu yan kısmı sık iğnelerle dolaşıyoruz. Şimdi, karşı ileğim düğmemizi dikmiştim. Tam düğmemizin karşısına gelecek yere iliğimi dikmek istiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Çünkü düğmem Tam 3 tane zinciri kaldırabilecek kapasitede ve atlıyorum 1, 2, 3. zincirin sık iğnemin üzerine batıyorum ve başlangıç sık iğnemin üzerine batarak bir zincirle geri dönüyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum ve 3 tane zincirimin üzerine sık iğne çalışması yaparak aşağıya doğru devam ediyorum. 3 tane sık iğnemin üzerine 2 tane, 3 tane zincirin üzerine 2 sık iğne çalışıyorum. 3 tane değil. Daha sonra diğer sık iğneye geçiyorum ve aşağıya kadar aynı işlemimizi yaparak tamamlıyoruz. Evet arkamızın ilik yerine çalıştık. Düğmemizi de dikmiştik. En son ilik olacak kısım üstte kalacak şekilde birkaç tane dikişle arkadan tutturalım. Bakın burası kalkık olmasın. Şöyle güzelce tutturdum şu alt kısımdan ve bu şekilde kullanılması daha kolay ve şık olmakta. Şimdi elbisemizin önü için şu A pilemizin olduğu yerin üzerine minik bir de fiyonk çalışması yapalım. Fiyonkumuz için zincirimizi çekmeye başlayalım. Çok büyük bir fiyonk çalışması yapmayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincirimi çektim. 20 zincirimden geriye doğru dönüyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 3 defa da alıyorum. Ve diğer trabzanlarımı da zincirimin üzerine birer birer yerleştiriyorum. 3 defa da alıyorum elbisemizde diğer yerlerinde yapmış olduğumuz işlemimiz gibi üçer defa da aldığımız trabzanımızı zincirim tamamlanana kadar örelim ve üzerine birkaç sıra aynen trabzanımızı devam ettirelim Pilemin üzerine örmüş olduğum fiyongumu da diktim 1 2 3 4 sıradan oluştu fiyongumuz ortasından güzelce iğne ile dolaştım. Düğüm attıktan sonra üzerine güzelce şu görmüş olduğumuz pırıltıyı da ekledim ve e, tam aplanın üzerine denk gelen yere dikerek elbisemizi tamamladık. Evet, elbisemiz gayet güzel, çok şık bir elbise oldu. Minik prenseslerimizin üzerinde çok çok güzel duracak. Evet, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.